Ya hakemlerle ilgili görüşümüz olduğu zaman ceza yiyoruz. Yani tabi bu da korkakların işi değil bu iş. Yani faul bize göre, yani herkese göre de faul herhalde. Ama biz bu hadiselere bu sene çok alıştık. Benim söylediklerim rakiplerimle ilgili değil. Ben genel olarak söylüyorum. Peki ondan evvelki Mehmet Topal'ın pozisyonu ne? Lütfen arkadaşlar. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunları demiyorum. Vara gider mi ya? Bir tane oyuncu atmış. Haklı olsa da o istiyor ki bir eşitlesin. Bizi, beni, Hasan'ı, Ümit'i attırırken Ali Palavik hiç tereddüt etmedi. Şimdi bir hafta evvel o bir stoperimiz gidiyor. Daha önce öteki gidiyor. Haklı, haksız. Ama bu bize çok olmaya başladı. Biz zaten yani bayağı bir şeylere karşı oynuyoruz gibi geliyor bana. Ben bunları yıllarca hakemi de yeneceksin, bu sebebi göstermeyeceksin, bu bahanelere sığınmayacaksın diye savunan bir adamım. Ama kardeşim, 5 tane 6 tane maç kalmış artık. Yani çok bariz bir şey. Dolayısıyla bizim için hem puan olarak hem psikolojik olarak çok önemli 2 puan kaybettik. Eğer yani ilk yarı neredeyse pozisyon vermedik. Pozisyon kaçırdık. Doğal olarak Fenerbahçe 10 kişi oynadı. Haklı olarak bize tabii ki zaten baskı kuracaktı. Kurduk da zaten ama golü de zamanında bulduk. Ancak faul veya değil, oyuncularımızın hatası değişmez, o ayrı bir şey. Orada yemememiz lazım o golü. Ama özellikle psikolojik olarak önemli 2 puan kaybettik. Bizim için. Yani Malatya maçını oynarken Mariano'ya olan sarı kartta da hep söylüyorum, dikkat ederseniz. Dokunmadan yedik biz Malatya'da ilk yarı. Biz de çok cesurlar maşallah bize. Zaten ben de ceza yerken 3, 7, 10 öyle gidiyoruz çok. Ama Allah nasip ederse herhalde herkes şikayet ettiğine göre yani bir tüm futbol ailesi oturup bir burada hakemlere mi güvensizlik var, federasyona mı güvensizlik var, bunu iyi seçmek lazım. Şimdi biraz da tekniğine gelelim. Maalesef Belanda'yı çıkarmak zorunda kaldım. Kendisi de zaten benden onu istedi. Çünkü büyük ihtimalle atılabilirdi. Çünkü bunu yaşadık biz daha önce. Fakat sonradan oyuna koyduğum arkadaşlarımdan katkı alamadık maalesef. Bu benim için. Ben Belanda'nın da riskine girmek istemedim açıkçası. Bir diğeri daha baskı kurabilirdik. Daha fazla gol pozisyonu üretmeliydik ama bir sıfırdan sonra öyle birkaç dakikayı geçirmemiz gerekirdi ki ondan sonra daha rahat olalım. Onu geçiremedik. Tam en kısa sürede gol yemek de açıkçası bizi biraz bozdu. Ondan sonra da zaten 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. O da olmadı. Yani her şeye rağmen kazanmamız lazım. Ancak tabii golün öncesi, şimdi seyrettim, yoksa maçta o kadar farkında değildim ama hakemin 15-20 saniye, 30 saniye, 1 dakika konuşması zaten bir şey var demektir. Ama maalesef hep böyle konuşuyoruz. Hatta konuşmuyoruz. Bir de şey var. Ya şimdi işte puan kaybedilince Fatih Hoca da, ben hiç konuşmadım ki ya puan kaybettiğimde. Yani o kadar söylemek istiyorum ki korktuğum şey, boşu boşuna bir de ceza yiyorum.
Ben de takımın başında olmak istiyorum ama yüreğimiz de yanıyor orada. Ama biz de bazı şeyleri bir sıfırdan sonra daha iyi yapmalıydık. Direkt Belan da kendi geldi ilk yarı. Hocam dedi atılırım büyük ihtimalle. Maç bana yanıma geldi. Tamam devre rastladım ben de. Valla kimseye edilmesin sadece bana değil. Kimseye edilmesin. Çok da bu işe sıcak baktığım söylenemez. Hiçbir zaman da tasvip etmedim. Kimseye edilmesin. Bizim sahamızda bile böyle bir şey olduğu zaman direkt tribünlere müdahale eden biriyim ben. Kötü söz sahibine aittir. Yani ne demem lazım? İhanet etmiş kelimesi çok ağır tabii. Öyle bir şey bizim takımımızda olmaz. Ama birinci dediğiniz herkes gol atmak ister. Ayrıca arkadaşlar burada gol atıp da kazandıracak bir arkadaş kahraman olmaz. Bir maç kazanır. Galatasaray'ın mesela işte gelenek bozulmadı, efendim kazanamadı. Ben bunları önemseyenlerden değilim. Galatasaray burada tarihte unutulmayacak güzellikler yaşadı burada. Bir galibiyet olsa ne olur, olmasa ne olur? Onları çok önemseyenlerden değilim ben yani. Vallahi sonuna kadar kovalayacağımızı, sonuna kadar pes etmeyeceğimizi, sonuna kadar öne geçmek için uğraşacağımızı hep söyledim. Yine söylüyorum. Ama şu puan bugün beni çok üzdü. Çok üzdü beni. Kayıp olan. Yani bugün çünkü 3 puanın rakamsal olarak yaklaşırken aradaki 3 puan kalması şekliyle artı psikolojik olarak bizim için çok büyük önemi vardı. Bizim için önemi olduğu kadar rakiplerimiz için de önemli bir mesajdı. Ama olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben. Net ondan sonra acaba o yüzden çok üzgünüm ama 6 tane maç varsa 18 puan var demektir. Biz de bunların hepsini almak için elimize geleni yapacağız. Yani hiçbir şey kaybedilmiş değil de. İyi akşamlar.